Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Süper Lig'de haftanın tetikçileri açıklandı, e, haftanın hakemleri açıklandı pardon. Süper Lig'de 14. haftada görev alacak şeyler açıklanmış. İşte haftanın maçlarında görev alacak hakemler diyor. 1 Aralık Cuma, Hatay Spor Antalya Spor, Yiğit Arslan, Fatih Karagümrük İstanbul Spor, Kadir Sağlam. Bunların öneminin olmadığını düşünüyorum sizler için. Çaykur Rize Başakşehir Mert Düzenge. Adana Demir Samsun Sarper Barış Sakam. Ee, sakar bir hakem. Pendik Spor Galatasaray Volkan Bayan Arslan. Yani Pendik Deplasmanı'na Fenerbahçe düşmanı Volkan Bayarslan. Yani şunu söyleyeyim bize yaşattığınız ne varsa bin katını yaşayın inşallah. Eğer bilinçli bir şekilde futbolcular sakatlansın vesaire diye o stada o zemine Fenerbahçe'nin maçını verdirmenizde payınız varsa inşallah sizin daha fazla futbolcunuz sakatlanır. 3 Aralık Pazar Trabzon Kayserispor, Spor Üm İt Öztürk Kayseri Spor'umuza başarılar. MK Ankara Gücü Beşiktaş maçına da Galatasaraylı Zorbay Küçük. Hani Trabzon Sporlar bunun hakemlerini bitirdiydi. Trabzon yerel medyası öyle diyordu. demek ki yani bir şeyler için emin olmamak yani emin olup konuşmak lazım. 4 Aralık Pazartesi günde Fenerbahçe Sivas Spor maçı Bahattin Şimşek. Ah. Fenerbahçe'nin Pendik deplasmanında net nizami penaltısının verilmemesindeki ekipte yer alan arkadaş. Neyse Allah herkesin gönlüne göre versin. Anlatabiliyorum. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Fenerbahçe sürpriz sol kanat Antonio Anton Promise. 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 Artık Nasıl isimlendirirseniz... Bu arkadaş peste ben çok alırdım bunu ya zamanda. Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan... Fenerbahçe'de... Gündeme Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu... Queens Anton Promes geldi. Şimdi Hollandalı... Hollanda futbolu... Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin... En böyle... E, hükmünün geçtiği... Anlatabiliyor muyum? Hükmünün geçtiği... Böyle... Adının yakıştığı milletlerden bir tanesi Hollanda milleti. Yani Fenerbahçe mesela buradan aldığı futbolcular hiç fos çıkmadı gibi bir durum var. Bu ProMars önemli bir futbolcuydu. Şimdi transfer market verisine de bir bakayım. Ee, 6 milyon euro piyasa değeri var. O iyi de 31 yaşına gelmiş artık. Sağ ayaklı. Temsilcisi yok. Sülalesinden birkaç kişi bakıyor. 8,5 milyon euroya 2021 Şubat'ında Ajax'tan gelmiş. Seviye Ajax Twente. Bu sezon 19 maç 0-7 gol. Yani 19-0-7'yi yakalamış. 8 de asisti var. 1427 dakikada. Yani 15 gollük katkı. Yalnız e, bu arkadaş tad için mevkisinde oynuyor. Yani sol kanatta oynuyor. Eğer yanlışım yoksa hani sizin içinde bir mahsuru yoksa sol kanatta oynuyor. Bu bana biraz tuhaf geldi ama haberin detayını bir okuyun bakalım. Fenerbahçe'nin gündeme bölgelerden biri de sol kanat. 19 maçta 15 gole katkı veren Kuyi Santa'nın peşinde olduğu belirtildi. Sezona mutlak şampiyonluk parası geç bunu. Ara transferden düşünce hareket geç. Ana hedef stoper ön libero olsa da sol kanat takviyesi de gündeme geleceği aktarıldı. Ya şunu söyleyeyim sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Açık söyleyeyim. Ryan Kent'ten umduğumuzu bulamadık. Ya yani Kent'in gidişi hızlanacak. Hani açık ve net söyleyeyim. Joshua King'in performansını kendi belirleyecek ya da performansını demeyeyim. Fenerbahçe'deki kaderini kendi belirleyecek. Hal böyleyken Tadiç'e yedek olarak bu arkadaşın alınması mantıklı mı? Tadiç'in önüne bile alınması mantıklı. <laughs> Ama sezon sonunu bekleyip sezon sonu almak zekice olur. Devre arasında bunu almak bence sakıncalı olur. Ama şunu da belirteyim. Fenerbahçe'de has, has, orijinal kanat yok. Hani burada da ihtiyaç var açıkçası onu da belirteyim. Fenerbahçe'nin gözleri kıymete binde. Ara transfer döneminde Fenerbahçe için kime parmağını uzatırsa, kimi işaret ederse bir şekilde değerlenmeye başladı. Timo Werner ve Jota Fenerbahçe için önemli isimler idi ama İngiliz kulüpleri devreye girmeye başladı. Şimdi Fenerbahçe'nin öyle bir kaderi var ki, fime talip olsa ölüyse diriliyor, Diriyse canlanıyor, canlanıyorsa uçuyor, uçuyor da kaçıyor. Ve Fenerbahçe'nin demek ki gerçekten talip olduğu bu iki arkadaş. Hem kıymete binmeye başladılar, hem de transferde isimleri geçmeye başladı. İsmail Kartal'ın başkan Ali Koç'tan e, bazı istekleri var. Kurmaylarıyla bir araya gelip istekleri var ama isteklerden de hiç iyi haberler gelmiyor. Şimdi Portekizli Jota. Bu çocuğun transferi tam komedi. 24 yaşında ve Tottenham e, bu çocuğa tekrardan talip olmuş. Suudi Arabistan Ligi'ne ilk 5 hafta forma giyip bir gol atmış. Ardından yeni transferler nedeniyle yabancı kontenjan nedeniyle kontenjan dışında kalıyor. Onlar da gönderiyor. Yani gönderme niyetindeler. Şimdi bir diğer isim Werner ismi. Werner ismi aslında şapkadan iyi çıkan bir tavşan ismi. Ancak Manchester United'da Alman oyuncuya talip olmuş. Bu sezon 13 maçta 2 gol 1 asist yapmış durumda. Şimdi Manchester kulübünü yöneten arkadaşlar gerçekten hiç yönetmekten anlamıyorlar. Yani Loser United diye ben boşuna demiyorum. Ulan size Werner değil size şu anda leblebi gibi gol atan isimler lazım. Yani siz dandik bir kulüpsünüz. Werner'le sizin işiniz ne? Hocam bize de leblebi gibi gol atan... Ya biz hani Werner gibi çöpe dönüşmüş oyuncular bize yarar. Ama Manchester United'a çok ayıp yani yakıştıramadım. Hoş olmaz yani. Hoş bir şey olmaz. O yüzden almasınlar. Jorginho'ya Fenerbahçe izni burada da subliminal mesajlar mı vermiş oldum. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın yeni yılda takımda düşünmediği tecrübeli oyuncu Jorginho için Jorginho için yeni bir teklif bekliyor. Şimdi Fenerbahçe yazın devreye girdi alamadı. Aslında Fenerbahçe Thomas Partey'i alıyordu. Alıyordu değil almak üzereydi. Aldı alıyor nokta komdu. Ancak bazı durumlar malum. Şimdi Fenerbahçe transfer çalışmalarına tekrar başladı ve Arsenal'de Jorginho için tekrar devreye girdi. Aslında devreye girmedi sadece bir nabız yoklama diyelim. Şimdi Galatasaray'la çekişmeli bir yarışta Fenerbahçe Arsenal'den Jorginho listede bulunuyor. Oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor doğruya doğru. Ve sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Ancak 31 yaşındaki futbolcu Londra ekibinden artık ayrılmak istiyor. Hani diyor ki ben artık yolcuyum. İtalyan ve İspanyollar devrede piyasa değeri 20 milyon euro. 15 maç bu sezon. 726 dakika sahada kalmış. Bir skor katkısında bulunamamış. Güncel piyasa değeri artık 15 milyon euro. <laughs> ve 2018 yılının Aralık ayında piyasa değeri 65 milyon euroya kadar çıkmıştı. Arsenal'li oyuncu için kulüpler toplam 77 milyon euroluk bonservis ödemesi yapmış. Chelsea 2018 yılında Napoli 57 milyon euro demiş. Arsenal ise 11 milyon 300 bin euro çıkarmış. Yani değerlenen bir futbolcu ancak şu an durumu biraz sakattan Ben açıkçası Jorginho isminin Fenerbahçe'ye geleceğine çok e, hani olası bakmıyorum. Hani gelse iyi olur ama olası bakmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Olası bakmıyorum. Yani geleceğini pek pek <laughs> sanmıyorum. Bu kadar da söyleyeyim. Son haberimizde resmi teklif. Artık resmi konuşacağız. Nasıl resmi konuşacağız hocam? Mustafa Bey falan mı diyeceğiz? Yok hayır. Artık resmi teklifler. Çünkü artık Aralık ayı giriyor. Ve Aralık ayından itibaren resmi teklifler, ilgi mektubu anlatabiliyor muyum? İlgi mektubu. Özellikle ilgi mektubu. Bak bazı kavramları iyi öğrenin. İlgi mektubu şu demek. Ben senin şu futbolcunla ilgileniyorum. Almayı düşünüyorum. Kaça bırakırsın? Demek. Ya da bırakma fikrin var mı? Eğer bırakma fikri yoksa hani sana karşı da bir saygısızlık olmasın. Futbolcunun performansını falan da düşürmüş olmayayım. Gibisine nazikçe bir davettir. Saok. -ok. Satın alma opsiyonunu kiralamanın kısaltılmışım. Yani Fenerbahçe bir futbolcuyu aldı. Ne kadar aldı? Ücretsiz kiralama. Opsiyon ne kadar? 8 milyon euro. Beğenirse 8 milyon euroyu verip alır. Bunun adı SAOK'tur. Anlaşıldı? 3 KAP. KAP şu demek. Kamuoyu aydınlatma platformuna verilen bilgidir. Yani biz bu futbolcuyu aldık. Şu kadar aldık. Bilgisidir. Kap zaten en son aşamadır. Hani bir de KAP'ın dönüşü olmaz artık. Açıklamışsındır. Bu kavramları bilin arkadaşlar. Şimdi e, resmi teklifte şu demek. Yani kulübün ben bu futbolcuyu almak istiyorum diye yapmış olduğu resmi teklif. Yani asparagas değil. Artık iş resmiyete döküldü demek. Ee, yani resmi olarak istendi demek. Şimdi Ryan Kent için Fenerbahçe'ye Premier Lig'den teklif. Ancak bu teklif resmi teklif arkadaşlar. İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest. Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanadı Ryan Kent'e resmen talip oldu. Teklifin sezon sonuna kadar kiralama olduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün en kısa sürede yanıt vereceği açıklandı. Ee, resmi teklif arkadaşlar bakın. Nottingham Forest'tan. Şimdi sezon başında kadromuza kattık. Ancak isteneni bir türlü veremedi. O gelişimi sağlayamadı ve yaşı 27. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmeye aldı. Ancak kesin bir yanıt vermedi. Onlar da kısa süre içerisinde yanıt bekliyoruz. Yoksa biz başka isme yöneleceğiz dedi satın alıp ol, satın alma opsiyonunun olup olmadığı bilinmiyor. Yani saoq ok olup olmadığı bilinmiyor ama saoq ok var arkadaşlar. 20 yani e, konuşulan şeylerde saoq ok, adamlar saoq ok koydurmak istiyor. E, biz koydurmak istemiyoruz. Az koydurmak istiyorlar, biz çok koydurmak istiyoruz. Bizim yani 7 milyon euro satın alma opsiyonu hatta zorunlu satın alma opsiyonuyla gidebilir. O da zaten İngiltere'yi istiyor. Yani alan razı olur, satan razı olur. Bu kadar da üzülmeyin. 176 boyunda 27 yaşında Fenerbahçe formasında 7'si ilk 11'de olmak üzere 14 resmi maç. 1 gol 1 gol, asist. 560 dakika sağda kaldı. Sol kanat dışında sağ kanat, forvet arkasında da forma giyebiliyor. Fenerbahçe'de süre alamadığı için mutsuz. Ve vasatın altında kaldı açıkçası. Ben şunu söyleyeyim. Kent gider. Ama ligden, yani ligimizden bir takıma gidip ligi alışır ama yurt dışından bir takıma gider. Sağok gider onu bilemem. Jorginho'yu ben beklemiyorum. Timo Werner için de bir şey söyleyemem. Hani olsa güzel olur. Jota ismine bize yedirmezler. Queens Primus, Promise bence sezon sonu için düşünülebilecek söz kesilebilecek isimlerden biridir. Yani daha mantıklı olur. Joshua King'in ve Kent'in performansına göre de devre arasında aslında alınabilir ama öyle ucuzda da bırakmazlar zannetmiyorum. Ee, Rusya'da bir ambargo var ama yani o ambargo bizi çok bağlamaz. Durumlar bunlar arkadaşlar. Maç önü canlı yayınında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalda kalın görüşmek üzere.